müsaadeniz olursa şimdi ben kendi sunumuma geçmek istiyorum. Doçent Doktor İbrahim Yücedağ, Artuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Klasik sosyolojide duygular meselesini anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. Bu duygular sosyolojisi aslında çok yeni bir alan bizim açımızdan, sosyoloji açısından. Şöyle, neden klasik sosyolojide duygular deme gereği duydum? Çünkü sosyolojinin kurucu isimlerinin genelde hep makro meselelerle ilgilendiklerine dair bir algı, bir düşünce söz konusudur sosyolojide. Haksız bir şey de değil aslında, bir düşünce de değil. Ama sonda söyleyeceğimi ben başta söylemiş olayım. Buradaki temel iddiam şu: duygular her ne kadar 1970'lerden sonra sosyolojide gündemimize gelmiş olsa da aslında klasik sosyolojide de ve sosyolojinin o kurucu isimlerinden işte Durkheim, Weber, Zimmel, Marx gibi isimlerin de bu konuyu tartıştığını iddia ediyorum. Özellikle Durkheim ve Weber'de bu çok ciddi bir şekilde görünüyor ve sonunda söyleyeceğim diğer bir şey de yine şimdi söylemiş olayım. Bu klasiklerdeki duygulara ilişkin direkt ya da dolaylı, örtük ya da açık tartışmaların niyetlenilmemiş Weberci anlamda bir sonucu olarak duygular sosyolojisinin gelişimine katkı sunduklarını ileri sürüyorum. Bunda özellikle duygular ilk olarak aslında hep bir psikolojinin, psikiyatrinin ve daha sonrasında da felsefenin bir alanı olarak genelde görüldü ve hep bu alan üzerinden tartışıldı. Dolayısıyla sanki sosyoloji bu alanın dışında sosyoloji bir rezerv uygulanıyor gibi bir ortam, bir iklim oluştu özellikle. Bunda aslında sosyolojinin de biraz ne denir suçu var ya da işte eksiği var. Sebebi de şu: biliyorsunuz biz hep sosyolojiyi aydınlanmanın bir bilimi, modern çağın bir bilimi olarak tanımlarız. Aydınlanmayla birlikte akla ve aklın kullanımına ilişkin o Kantçı anlamda aklı kullanma cesaretine yapılan vurgu, akıl ve işte rasyonalite dışında ki tüm diğer unsurların, buna metafizik, buna duygular, buna işte din de dahil olmak üzere bütün bu alanların bir tartışma alanının dışında tutulmasına sebep oldu. Dolayısıyla aklın yüceltilmesi ve adeta tapınılacak bir unsur haline getirilmesi nedeniyle aklın dışındaki o duygular da doğal olarak sosyolojinin tartışma alanının dışına itilmeye başlandı. Daha doğrusu dışına itildi. Sosyolojinin bu tartışmaya geç girişi biraz klasiklerdeki bazı temel tartışmalardan da aynı zamanda kaynaklandı. Aşırı makro, holistik, bütüncül bakış açısı nedeniyle işte makro teorilerin hakim olması, klasik işlevselci paradigmanın hakimiyeti ve mikro olarak tanımladığımız birçok konunun, örneğin birey, eylem, işte duygular gibi daha mikro olarak tanımlayabileceğimiz konuların da ihmal edilmesine sebep oldu. Ta ki 1970'lere kadar. 70'lerde ne oldu? Aslında 70'lerde biraz bu dünyada gerçekleşen sosyal hareketlerle birlikte bir paradigma değişimi ortaya çıktı. Yani sosyolojinin işte Anthony Giddens'in tanımlamasıyla sosyolojinin hakim paradigması olan ortodoks konsensüs olarak tanımladığı Giddens'in, ortodoks konsensüsü olan işlevselciliğin pasif birey düşüncesi 60'larla beraber, özellikle dünyada gerçekleşen o yeni sosyal hareketlerle beraber ciddi şekilde bu tahtı sarsıldı. İşlevselciliğin temel iddiası şuydu: bireyler çok aktif, değişim taraftarı, kültürel anlamda bir değişimin taşıyıcısı olabilecek güçte değildir. Toplumdan aldığını alır, basit bir şekilde bir sonraki kuşağa aktarır, bir taşıyıcı
olarak tanımlanırdı. Dolayısıyla eleştirmez, değiştirmez, dönüştürmez. Böyle bir birey algısı vardı işlevselcilikte, ama 60'taki bu hareket ve işte yeni sosyal hareketler, kimlik eksenli hareketler sosyolojinin de aslında bir krizde olduğuna dair tartışmaları gündeme getirdi ve sosyolojinin içerisine çok daha yeni, daha mikro konular girmeye başladı. Şimdi buradan hareketle biz sosyolojide duygular ne yapar? Yani duygular sosyolojisi ne yapar? Duygular sosyolojisi aslında şunu yapar. İşte utanç, gurur, aşk, nefret, korku, merak gibi birçok duygunun kültürel bakımdan nasıl inşa edildiği, nasıl kalıplaştığı, nasıl yaşandığı, nasıl edinildiği, nasıl dönüştürüldüğü ve bunun gündelik hayattaki yansımalarının neler olduğuna dair sorular sorar ve bunları anlamaya çalışır. Duygular sosyolojisinde birçok farklı tanımlama var aslında. Yani duygular evrensel midir? Mesela Thomas Schaff bunu tartışır. Evrensel midir, kültürel midir? Ya da nesnel midir, öznel midir? Al Wintrah baktığımızda özerk duygularla sosyal duygular olarak bir sınıflama yapılır. Hem sınıflamalarda hem tanımlamalarda aslında bir şeyle karşılaşırız. Ortak bir tanımlama ya da sınıflamanın olmadığını görürüz bu bağlamda. Dolayısıyla bu ortak olmayan, ortaklaşamama halinin aslında antik Yunan'dan günümüze kadar da yine geldiğini görürüz. Yani mesela işte Platon'a baktığımızda akla yapılan vurgu ve ancak akıl vasıtasıyla hakikate ve mutluluğa ulaşılabileceğine dair bir vurgu var. Aristo ne yapar? Aristo bunu Pate ile ilişkilendirip başka bir tanımlama yapar. Stoacılara baktığımızda yine aklın her şeyin üstünde olduğuna dair bir tartışma olduğunu görürüz. Orta Çağ'a baktığımızda işte Descartes'in özellikle ruh beden ayrımına dair ki bunu fizyolojik duygu kuramı olarak açıklarız bir tartışması vardır. Modern dönemde daha işte rasyonalite ile beraber duyguların biraz daha alanın tartışma alanının dışına itildiğini görürüz. Böyle bir şey var aslında. Bir karmaşa hali de var. Bir ortaklaşa olamama anlamında söylüyorum bunu. Sosyolojinin klasiklerine baktığımızda da dediğim gibi genel bir şey algısı vardır. Sanki evet, duygular sosyolojisi 1970'lerden sonra özellikle Huxchild'ın The Managed Heart metninin ortaya çıkmasından sonra işte duygu yönetimi, duygusal emek gibi tartışmaların ortaya çıkması ve duyguların işte havayolu şirketlerinde orada çalışan host ve hosteslerin duygularını nasıl kontrol altına aldıkları, duygularını nasıl kontrol altına alabileceklerine dair eğitildikleri ne dair çalışması çok önemli ve dönüm noktası sayabileceğimiz bir çalışma olarak karşımıza çıktı. Bundan sonra duygular sosyolojisindeki çalışmalar daha da arttı. Ancak bu 1970'ten önceki tartışmalarda duyguların olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle Durkheim, sosyolojinin kurucularından Durkheim'a baktığımızda ilk dönem çalışmalarında genelde bir duygusuz bir toplum ve duygusuz bir tanımlamaya yöneldiğini görürüz. Kariyerinin ve işte ömrünün son çalışmalarına baktığımızda ise özellikle din çalışmasına baktığımızda orada da daha toplumdan bireye yöneldiği ve bireyin işte duyguları üzerinden aynı zamanda toplumun da duyguları üzerinden özellikle buna kolektif coşku olarak tanımlar. Bunun üzerinden ilerleyen bir duygulara yönelme hali olduğunu görürüz. Mesela sosyolojik yöntemin kuralları metninde duygusuz bir toplum tasarımı yapar. Çünkü Durkheim bir pozitivist, bir bilim inşa etmeye çalışır. Dolayısıyla burada bir toplumu nasıl ele alınacağına dair bazı temel tartışmalar ortaya koyar. Mesela toplumun şeyler gibi ele alınması gerektiğini iddia eder. Şeylerden kastettiği doğa bilimlerinde nasıl ki bir gök cismini inceliyorsak ya da işte bir masayı nasıl tanımlayabiliyorsak somut nesnel bir şekilde toplumun da aslında bu şekilde incelenebileceğini iddia eder. Ardından bu teorik çalışmanın bir aslında alana yansıması olan intiharlar meselesine baktığındaysa intiharların duygusal nedenlerinin olduğunu görmeye başlıyoruz. Çünkü o döneme kadar intiharlar genelde bir psikolojik mesele olarak tanımlanmış. Durkheim bunu alıp daha sosyolojik bir mesele olduğunu bize göstermeye
çalıştı. Özellikle bencil, elcil ve anomik intiharlarda duyguların rolünü bize göstermeye çalıştı Durkheim. Burada intihar tartışmasında intiharlara eşlik eden bir öfke ve üzüntü halini göstermeye çalıştı. Çünkü burada bir kolektiviteden kaynaklı bir meselenin olduğunu iddia etti, iddia eder. Çünkü sizin kolektiviteyle olan, yani toplumla olan bağınızın güçlülüğü ya da zayıflığı, bencil ya da anomik intiharın ya da işte elcil intiharın ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela burada özellikle üzüntü ve keder halinin özellikle bencil intiharlarda sık görüldüğünü, işte bireyin yaşadığı o umutsuzluk ya da keder gibi duyguların önüne geçebilecek bir toplumsal bariyerin kalmamasından kaynaklı olarak bireylerin daha bencil intiharlara yöneldiğine dair bir iddiada bulunur ki bunu da melankolik halsizlik durumu olarak tanımlar. Aynı zamanda toplumsal dayanışma hissinin de bu demin söylediğim gibi intiharları arttırdığı ya da azalttığına dair bir tartışmada bulunur. Burada işte bireysel duyguların, hırsın, arzunun, tutkunun Durkheim için aslında olumsuz bir anlamda vardır. Çünkü Durkheim'a göre bu insan oğlu diyor, sınırsız arzu, istek, ihtiraslara sahiptir ve bunu kendi içerisinde sınırlandıracak bir mekanizmaya da sahip değildir. Dolayısıyla bunları sınırlandıracak tek mekanizmanın ortak bir ahlaki yapı ve toplumsal normlar olduğunu iddia eder. Ancak bu şekilde bu sınırlandırma gerçekleştirilebilir iddiasında bulunur. Bu intiharlar meselesindeki önemli olan nokta şu: intiharlar toplumsal açıdan bütünleşme ve o düzenleme mekanizmalarıyla ilintilidir diyor ve bütünleşme ne kadar güçlü ya da zayıfsa, bu ki bütünleşmeden kaynaklanan intiharlar genelde egoist intiharlar olarak tanımlanır. Bunun temelinde de üzüntü vardır der. Düzenleme temelli intiharlardaysa, mesela anomik intiharlar buna dahil eder, burada da utanç duygusu üzerine kurulu bir intihar türünün olduğunu iddia eder. Mesela duyguları iş bölümü meselesinde de yine tanımlar. Orada özellikle kolektif bilinci zayıflattığı için kolektif bütünleşmeyi, dayanışmayı, kolektif mutluluğu zayıflattığı için suç meselesine toplumun şiddetli bir şekilde tepki gösterdiğini ileri sürer. Burada özellikle kamusal kızgınlık tanımlamasını kullanır. Çünkü toplum der, toplumsal düzeni sağlamak için suç işleyen kişiden aslında bir toplumsal öç alır. Neden? Çünkü suç aslında o kolektif bilinci, güveni, mutluluğu, huzuru ortadan kaldıran bir eylem olarak tanımlanır ve bu nedenle de toplumun şiddetli bir tepkisine sebep olur. Şimdi kolektif bilinç neye sebep olur? Kolektif coşkuyla birlikte insanları da bir rutin yaratır ve bu rutinle birlikte insanlar kendilerini güvende hisseder. Neyin ne zaman, nasıl, nerede gerçekleştirilebileceğini bilir ve huzur ve mutluluk duygularıyla aslında dolar. Bu bağlamda baktığımızda bu saydığım mutluluk ve huzur duygularını ortadan kaldırabilecek her türlü suç meselesine de toplumun çok ciddi şekilde bir tepkiyle karşılık verdiğini iddia eder Durkheim. Dolayısıyla buradan hareketle aynı zamanda din meselesinde de bu kolektif coşkunun varlığına değinir. Özellikle dinin tinsel bir mesele olmadığını, daha toplumsal bir mesele olduğunu ve toplumsal dayanışmayı, uyumu, mutluluğu arttıran bir işlevi olduğunu iddia eder. Yani daha soyut bir din tanımlamasından kolektif düşünceye dayalı ve insan etkileşimini, insanlar arası coşku halini ortaya koyan bir dinsel tanımlamaya doğru gider ve Tanrı'yı toplumun bir mecazi bir ifadesi olarak tanımlar. Dolayısıyla buradan hareketle o kolektif coşku hali bireylerin kendilerinde işte üstün bir güç olduğu duygusunu da aynı zamanda ortaya çıkarır ve genel olarak bir toplumun yalnızca insan şuuru üzerindeki etkisi sebebiyle onlarda bir tanrılık duygusunu uyandırmak için zorunlu olan her şeye sahip olduğunu da iddia eder. Yani soyut bir tanrı ve tanrısal düzen tanımlaması yerine
daha toplumsal bir düzen ve Tanrı'nın toplumun mecazi bir ifadesi olduğuna dair bir tanımlamayı yerleştirerek aslında o kolektif bilinç ve kolektif coşku olarak tanımladığı meselenin de burada bize bir şeyini vermiş olur diyeceğim ve burada bitireceğim. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim kıymetli hocalarım.